Fakir Baykurt, 1929 yılında Burdur'un Yeşilova ilçesi Akçaköy'de doğmuştur. Az topraklı, köylü bir ailenin çocuğudur. 1948'de Gönen Köy Enstitüsü'nü bitirmiş, 5 yıl köy öğretmenliği yapmıştır. 1955'te Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden mezun olmuştur. Sivas, Hafik ve Şavşat'ta öğretmenlik, ilköğretim müfettişliği yapmıştır. İlk romanı Yılanların Öcü'nün yayınlanmasından sonra bakanlık emrine alınmıştır. 1962 yılında Amerika Indiana Üniversitesi'nde ders araçları konusunda eğitim görmüştür. Yurda dönüşünden sonra Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın kuruluşunda görev almıştır ve Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu Genel Başkanı olmuştur. İlk öğretmenler boykotu nedeniyle 1969 yılında açığa alınmıştır. 1971'de istifa etmiştir. 12 Mart döneminde 1971'de sıkı yönetimde tutuklanmıştır. Askeri mahkeme önünde uzun süre yargılanıp beraat etmiştir. Salıverildikten sonra Almanya'ya gitmiştir. 11 Ekim 1999 yılında burada yaşamını yitirmiştir. Yazmaya şiirle başlamıştır. Orhan Veli çizgisinde ama köy hayatı içerikli şiirler yazmıştır. 1950'den sonra öykü ve romana yönelmiştir. Ona göre öykü, yazıldığı dönemin tarihsel, toplumsal renklerini, özelliklerini içermeli, az da olsa belge işlevi yüklenmelidir. İlk öykü kitabı Çilli'den başlayarak öykülerinde kesitleri değil geniş açılımları, bir anın olayını değil geniş dönemlerin olaylarını işlemiştir. Romanlarında Türkiye'deki köylü yaşamını halkçı ve devrimci bir bakış açısıyla ele almıştır. Köylünün bilinci ve bilinçaltındaki istekleri, tepkileri, çelişkileri yansıtmıştır. 1950-1970 döneminde etkili olan köy edebiyat hareketinin temsilcisi olmuştur.